Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere sigortadan bahsedeceğiz ama biraz farklı bir konudan bahsedeceğiz. Daha önce bir kere gündeme getirdik yine Bakış Programı'ndan geçtiğimiz senenin sonlarına doğru. Bir düzenlemeyle Türkiye'de katılım sigortacılığı, yani parantez içinde faizsiz sigortacılık dönemi başladı. Ancak bu bir düzenlemeydi ve biz düzenlemeyi size duyurduk ve yani bir anlamda bir projeksiyondan bahsettik. Fakat uygulama başladı. Hatta üzerinden de bir 3 ay geçti. Yavaş yavaş katılım sigortacılığında da sonuçlar gelmeye başladı. İlginç. Bunların hepsini Neova Sigorta CEO'su Özgür Bülent Koç'la birlikte konuşacağız detaylarını. Ama şöyle söyleyeyim, ilk kez bu ekranlardan duydunuz. Şimdi de yine ilk kez bu ekrandan, Bakış Programı'ndan faizsiz sigortacılığın 3 ay gibi, 2 ay gibi hatta kısa sürede nasıl bir boyuta ulaştığını yine buradan sizlerle paylaşacağız. bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, Habertürk Twitter adresi üzerinden de soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Varsa merak ettikleriniz de faizsiz sigortacılıkla ilgili hem sorabilirsiniz hem de bizle de paylaşabilirsiniz efendim. Sayın Koç, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce hayırlı olsun. Teşekkür diyelim. Ederim. Şimdi arkadaşlar katılım sigortacılığı ile ilgili küçük bir haber hazırlamışlar. Hı-hı. İçinde bir takım bilgiler de var. Önce onu bir birlikte izleyelim. Sonra valla soracak çok şeyim var. Hani ben de yavaş yavaş bunu öğrenmeye başladım sayenizde. Evet. Ondan sonra şimdi biraz detaylarına girelim. Efendim bir ufak haberimiz var. Sonra Sayın Koç'la sohbetimize başlayacağız. 2017'nin Eylül ayında başlayan katılım sigortacılığı Aralık ayında devreye girdi. Faizsiz sigortacılıkta prim üretimleri de belli oldu. Faizsiz yöntemlerle yürütülen katılım sigortasında toplanan primlerden hasarlar karşılanıyor. Dönem sonunda katılımcılara dağıtılacak bakiyeler istenirse indirim olarak kullanılabiliyor. Vekalet yöntemiyle yapılan faizsiz sigortacılıkta şirket katılımcılardan topladığı primleri risk fonu adı verilen fonda topluyor. Fonların sahibi sigortalılar oluyor ve şirket sadece yönetiyor. Yönetim gideri için önceden belirlenmiş bir ücret alan sigorta şirketi fonda biriken parayı faizsiz mevduatta, yatırım fonlarında ve sukukta değerlendiriyor. Faizsiz sigortacılıkta toplam prim üretimine bakıldığında kaza branşında 24 milyon 690 bin lira, kaskoda 31 milyon 545 bin lira olarak gerçekleşti. Kara araçları sorumluluk sigortasında 109 milyon lira, trafik branşında ise 104 milyon liralık prime ulaştı. Hayat dışı sigortaların ağırlıklı olduğu faizsiz sigortacılıkta 220 milyon 173 bin lira hayat dışı, 9 milyon 265 bin hayat sigortası primi üretildi. Toplam 229 milyon 438 bin liralık büyüklüğe ulaşan faizsiz sigortada 2,5 milyar liralık prim üretimi hedefleniyor. Evet efendim, özetle katılım sigortacılığı ya da tırnak içinde faizsiz sigortacılık böyle. Konuğumuz Neova Sigorta CEO'su Özgür Bülent Koç. Tekrar hoş geldiniz Sayın Koç. Hoş bulduk. Şimdi detaylara gireriz. Zamanımız çok. Konuşacağımız konu çok. Soracağımız soru çok. Ama evet, bir kısaca bize bu işin bir yapısını, yani katılım sigortacılığı ya da hani benim söylediğim şekilde faizsiz sigortacılık, doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Onu da düzeltirsiniz eğer yanlışsa. Hı. Nedir? Bize bir anlatın. Ve bu bir yasal düzenleme yapıldı. Ne zaman tam start aldı? Oradan bir başlayalım. Buyurun. Öncelikle düzenleme Eylül ayında yapıldı ve Aralık ayında yürürlüğe girdi. Ha, geçen sene Eylül'de, Aralık'ta da başladı yani Türkiye'de. Evet. Katılım sigortacılığı yönetmeliği şeklinde bir düzenleme yapıldı. Kanun değil ama sigortacılık kanunundan alınan yetkiyle yapılmış bir düzenleme şeklinde devreye girmiş oldu. Yani çok ana hatlarıyla söyleyecek olursak, katılım sigortacılığı gene aslında teknik olarak müşteriye bakan yönüyle konvansiyonel sigortacılığa çok benzeyen bir hizmet. Yani sonuçta siz bir prim ödüyorsunuz ve karşılığında bir hasarınız gerçekleştiği zaman da hasar hizmeti almış oluyorsunuz. Peki. Fakat normal konvansiyonel sigortacılıktan bir miktar farklı operasyonel işlemleri var. Nedir bunlar? Aslında biz bunu 3 ana şeyde belki inceleyebiliriz. Birincisi yatırımların değerlendirilme biçimi.
Yani sigorta şirketi sizlerin yapmış olduğu. Bu arada siz direkt katılım sigortacılığı yapıyorsunuz şirket olarak. Evet, onu da arz edeceğim. Ha, yani peki. Onu da arz edeceğim isterseniz. Peki, tabii. Parça parça gidelim. Tabii. Daha değerli toplu olur. Öncelikle biz katılım sigortacıları olarak topladığımız fonları ve sermayemizi faizsiz enstrümanlarda değerlendirebiliriz. Dolayısıyla sizin söylediğiniz faizsiz sigortacılık tanımlaması bizim için oldukça uygun ama yeterli değil. Bunun üzerine de başka özelliklerimiz var ama. Araya gireyim. Buyurun. Faizsiz enstrümanda kastınız ne? Katılım bankalarındaki mevduatlar, son dönemlerde yapılan kira sertifikaları, buna sukuk da deniyor biliyorsunuz. Bunun dışında işte borsada katılım endeksi var. Ona yatırım yapılabiliyor. Ayrıca hazinenin çıkardığı altına dayalı veya işte başka enstrümanlara dayalı kira sertifikaları var. Bunların hepsi ve son dönemde bütün bu enstrümanları derleyip toparlayan fonlar da gündeme geldi. Özellikle bireysel emeklilik tarafında biliyorsunuz fonlar var. Bunların hepsi bizim yatırım yapabildiğimiz enstrümanlar. Peki. Biz bunlara sadece yatırım yapmış oluyoruz. Bunun dışında ikinci önemli özellik olarak konvansiyonel sigortacılıktan farklı olarak biz dinimizce yasaklanmış olan bazı sigorta konularını yapamıyoruz. Örneğin işte alkol, işte kumar oynanan yerler, işte gibi. Yani birkaç tane işletmeleri sigortalamıyoruz. Evet. Dolayısıyla havuzumuzun içerisinde bu sigortalılardan gelen primler olmamış oluyor. Bu şeyimiz var. Ve son olarak da bizler katılım sigortacıları olarak bir şey işlettiğimiz için bir havuz şeklinde, bir risk fonu şeklinde işlettiğimiz için normal konvansiyonel sigortacılıktan farklı olarak dönem sonunda bu risk fonunun eğer bir fazlası olursa aslında biz buna sigortacılıkta teknik kar da diyebiliriz. Hı hı. Yani topladığımız primlerden yapılan yatırımlar bunlar gelirler. Bunların çıkışları da işte hasar, genel giderler ve buna benzer diğer tüm masraflar çıktıktan sonra bir geriye bir fazlalık kaldığı zaman bunu tekrar katılımcılara yani poliçe sahiplerimize iade edebiliyoruz. Buna da bakiye iadesi deniyor. Şimdi buradan yönetmeliğe gelecek olursak aslında biz... Oradan yönetmeliğe gelmeyelim. Şimdi peki. Bu bakiye iadesi konusu tabii işin en hassas noktası benim anladığım kadarıyla. En büyük bu, farkı değil. En büyük farkı. Yani ben şöyle mi anlıyorum? Bir sigorta, otomobil aracımız kasko sigortası yaptırdım. Ondan sonra sizden ya da katılım esasına uygun şirket. Diğer şirketten yaptırdım. Evet. Bir yılın sonunda tekrardan gelip size yenilemeden önce siz bana bir kar payı ya da bir prim iadesi ya da bir bonus ya da bir indirim mi uygulayacaksınız? Hayır şöyle yani şimdi bu uygulamada farklı şekiller olabilir. İndirim olarak da bu kullanılabilir ama benim şirketimin benim yöneticini yaptığım şirketin uygulaması zaten poliçe bittikten sonra direkt nakit iade şeklinde. Ha, para vereceksiniz. Direkt para veriyoruz. Yani vereceğiz. Öyle söyleyeyim. Hatta bu şöyle olacak. Poliçe bittikten sonra olduğu için poliçeye istesek de onu bir indirim olarak yansıtamıyoruz zaten. Siz poliçeniz bittikten birkaç ay sonra zaten bizden bir iadeniz olup olmadığı hesaplanacak ve çıkacak. Çünkü biliyorsunuz poliçe biter bitmez yükümlülükler bitmiyor. Bir süre daha ihbar alınabildiği için. Ben sizden devam etsem de etmesem de ona hak etmiş oluyorum. Doğru mu? Tabii biz eğer kar etmişsek ve bunu dağıtmaya karar vermişsek ve sizin de orada payınız varsa yani onu almaya hak kazanmışsanız poliçeyi yenilememiş bile olsanız o iadeyi almaya hak kazanıyorsunuz. Peki bu anladığım kadarıyla sizin konvansiyonel diye nitelendirdiğiniz diğer sigorta yani katılım sigortacının faizsiz sigortacının dışındaki sigorta alanları arasındaki farkınız bu. Peki böyle bir iade %100 müdür? Yani evet herkes bu sisteme yani katılım sigortacılığından yapmak zorunda mıdır diyelim. Yani %100 yani katıldığım zaman yani sizden poliçe aldığımda evet bir sene sonunda yani sizden ya da bir başka şirketten ya da bir başkasından alıp almayacağınız alacağım. Garanti midir? Evet öyle midir? Değildir çünkü havuzun kar edip etmemesine bağlı. Yani poliçe havuzu
kar etmesi gerekiyor ki bir iade çıksın. Peki şimdi, zarar edersen benden para da mı alın? Hayır, işte para almayacaksın. Alınmıyor. Onu sermayeder karşılıyor. Fakat kar edildiği zaman bu kar müşteriye iade edilebiliyor. Dolayısıyla şöyle söyleyelim. Tabii ben hani örnek üzerinden konuşursam bizim şirketimiz 9 yıldır faaliyette ve biz ilk 3 yılımızı zarar ettik ederek şimdi başladık. Şimdi hiç kar ettiğin ediliyor mu bu işten diye soracaktım. Onu anlatacağım. Onu anlatacağım. Yani direkt fiili örnek olarak anlatacağım. İlk 3 yılımıza yani başlangıç yıllarımız zaten şirkete yani sektöre girdiğimiz yıllar. İlk 3 yılımızda zarar ettik. Ondan sonraki 2 yılda geçmiş zararları telafi ettik yapılan karlardan ve ondan sonra 2014 yılında küçük bir miktar iade yaptık. Sonraki yıl tekrar zarar edildiği için bir iade yapılmadı. Ve 2016 ve 2017 yılında yapılan kar işte bu sene iade edilmeye başlayacak. Ya topu topu o bu kadar süre içinde bir yıl yaptık. İkinci yılı da yapmak üzereyiz. Aslında ikinci yılı yapabilirdik ama aslında yönetmeliğin çıkmasını bekledik. Peki. Yasal dayanağı da uygun olsun diye. Ve yapmaya başladık. Sonuçta hani bu başlar başlamaz hemen kar edilecek ve dağıtılacak diye bir şey yok ki zaten biliyorsunuz siz beni defalarca konuk ettiniz. Evet. Biz zaten bu bakiye iadesini çok fazla bir pazarlama unsuru haline getirilmesini doğru buldum. Niye zaten ama işin esprisi de orada. Doğru, diğer ama, sigortadan ne farkınız kalacak öbür türlü? Şöyle, ya da ben niye size geleyim? Tabii ki yani sonuçta siz bir defa bana niye geleceğim? Bir eğer faiz hassasiyetiniz varsa bana gelebilirsiniz. İki yani bir defa benim iyi olabilmem için yani müşteri çekebilmem için hasarsa hizmetimin çok iyi olması gerekir. Bu zaten sigortacılığın olmazsa olmazı yani katılım sigortacının dışında sigortacılığın olmazsa olmazıdır. Benden hassasiyetiniz olsun ya da olmasın sigorta yaptıran insanlara aslında bir nevi bir sürpriz yapmış oluyorum. Bir bonus vermiş oluyorum. Ama bunu verip vermeyeceğim garanti değil. Biliyorsunuz şirketlerde de böyledir. Şirketler kar ederse prim dağıtır, kar etmezse prim dağıtmaz. Ya katılım sigortacılığın özelliği bu. Bir, hani faize hassas kesim mi? Evet. Peki bir dakika. Bugüne kadar faize hassas kesim sigorta yaptırmıyor muydu? Şimdi zorunlu sigorta, trafik zorunlu. Yani ben zorunlu şimdi faiz hassasiyetim var. Evet. Araç da kullanıyorum ama hayır kardeşim ben sigorta trafik sigortası da yaptırmıyorum. Zaten kanundan yola çıkamam ki. Trafik sigortası yaptırmak zorundasınız. Hassas olun ya da olmayın. Yani, değil mi yani? Kanun, yani. Tabii ki kanun zaten zorunlu tutuluyor. Trafiğe çıkamıyorsunuz aksi takdirde. Ama faiz hassas kesim ne yapıyordu? Belki sadece kaskosunu yaptırıyordu. Belki trafiğini yaptırıyordu. Yani yaptırıyordu ama. Yani çok zorunluluktan kaynaklı evet, herhalde. Yani çok mecbur kaldığı hallerde yaptırıyordu. Şimdi tabii bizim gibi diğer şirketlerin de sisteme girmesiyle birlikte yani sadece kaskosunu ve trafiğini değil, evini, arabasını, çocuklarını, hayat sigortasını, sağlığını hepsini yaptırabilme, daha gönül rahatlığıyla yaptırabilme imkanına kavuşmuş oldu aslında. Öyle dersek daha doğru olmuş olur. Peki şimdi ben şöyle o zaman Ocak, Şubat, Mart 3 ayda 3 aylık bir mazisi var şu anda katılım evet. sigortacılığın doğru. doğru mu? Şimdi Aytaç grafik 1'i verebilirsin. Rakamlara bakıyorum. Hı hı. Şu an Şubat sonu açıklandı yalnız en son. Yani, evet Şubat sonu var. Evet. Rakamlara bakıyorum. Ama bakamıyorum. Yani bakıyorum da toplam üretimi göremiyorum. Ben söyleyeyim size. Evet siz söyleyin. 230 milyon toplam hayat ve hayat dışı. 220 milyon hayat dışı. Yaklaşık 9 milyon da hayat kısmında bir şey var. Evet peki tamam. Ve şimdi toplamda geliyor. Da işte 229 milyon. 230 milyon civarında. 229 milyon işte gördüğünüz gibi. Yani siz iki ayda değil mi? Tabii. Evet. 200 evet şimdi 229 milyonluk bir iki ayda prim üretimi yapılmış. Bu sadece katılım sigortacılığında doğru mu? Doğru. Öyle anlıyorum. Yani doğru. Ocak ve Şubat ayında yapılmış. Doğru. Bunun hayatı 9 milyon daha az. Hayat dışı 220 milyon. Evet. Toplam üretim de zaten sektörün toplam üretimi de 9.2 bütün gibi. Yani sigorta pazarının toplam yani, evet yani şöyle yani yaklaşık %2-2.5 civarında bir pazar payımız olmuş oluyor. Peki şimdi en çok bakıyorum trafik. Doğru tabii, mu? Tabii. Yani en doğru. çok trafik sigortasından üretim yapılmış.
Evet. Hep genelde trafik var. Ondan sonra ikinci sırada kasko geliyor. Yani normal hayat dışı sektörünün paneli nasılsa aşağı yukarı onun gibi biraz ufak tefek farklılıklar olabilir tabii. Bu şunu anlamaya çalışayım. Bu 200 yani sigortalı sayısına bakmadım ama bu 229 milyonluk üretim ilk defa sigortayla tanışmış kişi diyebilir miyiz buna? Diyemeyiz. Aslında belki yıllardır yaptırmakta olan ama biz başladıktan sonra bizi tercih etmiş olan insanlar diyebiliriz. Yani böyle biz burada hani çok hani keskin bir ayrım yaparak işte bunu net olarak tercih etmiştir diyemeyiz. Çünkü bizim acentelerimiz mesela şöyle bir bankalarımız var, katılım bankalarımız var. Şimdi oraya giden insanlar tabii zaten faize hassas bir kesim ve oradan poliçe aldığı zaman da bunun ona uygun olduğunu zaten farkında. Ama şimdi bizim birçok acentemiz var. Bir sürü şirketi sattığı gibi bizi de satıyor. Bize özel bir dağıtım kanalı yok. Peki, yani dolayısıyla bu şeydir yani kendi içerisinde geçişkendir. Öyle söyleyelim. Kaç yani şirket şu anda katılım sigortacılığı yapıyor? Elementer branşlarda şöyle. Şimdi aslında yönetmeliğe bir çok kısa geri dönelim. Tabii. Şimdi iki türlü katılım sigortacılığı yapabiliyorsunuz. Ya bir tam katılım sigortacılığı yani şirketin tamamı katılım olacak şekilde yapılıyor. Hı hı. İkincisi pencere açabiliyorsunuz. Yani siz normal konvansiyonel bir şirketsiniz ama ben katılım usulü çalışacağımı beyan edip sadece belirli bir havuz oluşturuyorum o konvansiyonel şirket içerisinde ve buna katılım penceresi deniyor. Fakat bunlar yani bu katılım penceresi 3 yılla sınırlı. Yani bunu bu yıl yapmaya başladı. Şu an onu söyleyeceğim. İşte mesela 7 şirketin 2 tanesi Elementer, gerçi burada Elementer'in tamamı şey yapılmış. Şöyle söyleyelim. İki tane şirketimiz şu an şey yapıyor. Tam katılım şeklinde çalışıyor. İki şirket de pencere şeklinde çalışıyor. Şu an itibariyle hazineye bunu beyan edenler. Yani dört şirket var. Hayat dışından bahsediyorum. Hayat dışı, tamam, anladım. Şimdi iki şirket dolayısıyla tam katılımda. İki şirket bunlardan biri sizsiniz zaten. Biri biziz. Hı hı. İki şirket de konvansiyonel şirket fakat katılım havuzu var. Şimdi bu katılım havuzu olan şirketlere 3 yıl süre verildi. 3 yıl sonunda ya bu şirket bu katılım havuzunu normal bir katılım şirketine çevirecekler ya da tasfiye edecekler. Bu süre yalnız Hazine Müsteşarlığı tarafından 5 yıla kadar da uzatılabiliyor. Öyle bir hak da verilmiş yönetmelikte. Şimdi şöyle mi anlıyorum sizin söylediğinizden, iki tane şirket zaten hep katılım sigortacı faizsiz esaslara uygun faaliyet gösteriyordu. Doğru. Dolayısıyla şimdi onlar için sizin için değişen bir şey yok. Yok. Ama diğer iki şirket faizli sistem üzerinden faaliyet gösteriyor ama ayrıca bir havuz oluşturmuş, katılım havuzu, onu işletiyor. Bu olabiliyor mu ki? Olabiliyor. Buna yönetmelik ama şirket aynı şey. Yani şirket aynı şirket. O faizli. Bugüne kadar faizliydi. Onu bir şöyle düşünün. Ürün olarak sunuyor. Yani kendi müşterilerinden katılım usulü sigortalanmak isteyenlere de ben böyle bir havuz sunuyorum. Yani size böyle bir ürün sunuyorum şeklinde bir opsiyon geliştirme hakkı verildi. Ama dediğim gibi bu 3 yılda sınırlı. 3 yılın sonunda dediğim ya şirkete çevirecekler ya da bu havuzu tasfiye edecekler, devredecekler. Yani siz bir havuz oluşturuyorsunuz. Bir faizsiz sigorta havuzu oluşturuyorsunuz. Evet. Bu havuzu da faizsiz enstrümanlarla yönetiyorsunuz. Doğru mudur? Doğru. Şimdi onlar da kendi içlerinde yani diğer konvansiyonel tarafı istedikleri şekilde yönetiyorlar ama katılım havuzu tarafını katılım prensipleriyle yönetmek zorundalar. Peki Özgür Bey, bu işin bir dini literatür, yani çok işin uzmanı değilim yani çok da akşam da kesmek istemem ama bir icazet tarafı olması gerekmiyor mu yani? Evet çünkü ben hatırlıyorum hani artık hani ekonomi gazetecinde 30 yılı oldu eskiden İşte sigorta yaptırmak aslında dinen caiz değil. Özellikle hayat sigortası gibi ya da diğer sigortalar için. Yani son 2-3 yıl öncesine kadar baktığımda hala Diyanet İşleri'ne sigorta yaptırabilir miyim diye sorular sorulurdu. Doğru. Hala soruluyor. Hala mı soruluyor? Tabii ya, şimdi orada, şöyle. Orada bir hala dinen caiz mi değil mi tartışması var mıdır? Var. Ama sonuçta bakın sonuçta tek bir otorite yok buna karar veren. Yani birçok insana soruyorlar. Birçok insan yani bizim şu an uygulamış olduğumuz sisteme de hala uygun değildir diyenler var.
Öyle mi? Tabii. Yani buna hani %100 şu an katılım bankacılığına da uygun değildir diyenler var. Yani neyine uygun değiller yani diyorlar? Yani dinen caiz değildir diyenler var. Sigortaya veya finansal enstrümana tamamıyla karşı. Tabii tabii tabii. Yani şimdi artık burada zaten standart bir literatürü yok. Yani şey yapabileceğimiz, hani bunu söyleyebileceğimiz standart bir literatür olmadığı için hani burada kesinlikle öyledir ya da değildir diyemeyiz. Ama sonuçta bizim şu an uygulamakta olduğumuz sistem, ki zaten bizim danışma kurulumuz var. İslam ekonomisi üzerine uzman işte 5 tane hocamız var. 3'ü Kuveytli, 2 tanesi Türk. Zaten biz bütün işlemlerimizi onların uygunluk larını aldıktan sonra devam ediyoruz. Sorunlu mudur? Yani yönetmeliğe göre sorunlu. Ha öyle mi? Katılım evet. Sigortacılığı yapan bir böyle bir hocalardan oluşan bir danışma kurulu kurmak zorunda. En az 3 kişiden. Bu hoca dini hoca mıdır? Tabii tabii. Yani onların öyle kendi içerisinde yani? Tabii özellikleri var. Yani İslam ekonomisi üzerine uzman bir kurul olmak zorunda ve işlemler onların onayından geçmek durumunda. Yönetmelikte zaten bu da öngörülüyor, şart koşuluyor. Şimdi rakamlara baktım da bu 2 ayda 929 bin teminat verilmiş. Yani bu poliçe adedi midir bilmiyorum ama 929 bin teminat verilmiş. Aslında 2 ay için çok şöyle ama küçük bir rakam değil bu. Değil ama şöyle söyleyelim. Yani biz buna zaten 2 ay önce başlamadık. Yani biz şimdi şirket olarak zaten %65'ini oluşturuyoruz şu anki katılım sigortacılığını. Biz 9 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Fakat yönetmelik yeni çıktığı için bunun istatistiği yeni yayınlanmaya başladı ve tabii böyle bir istatistik oluşmuş oldu. Biraz geç kalmamış mıyız? Yani ülkenin evet. %99'unun Müslüman olduğu bir ülkede faizsiz katılım sigortacılığını, yani daha yeni ana hatlarının belirlenmesi bana biraz geç kalınmış gibi geliyor. Olabilir ama katılım bankacılığı da biliyorsunuz 80'li yıllarda başladı ama kanunu 2004 yılında çıkabildi. Yani bu evet. bir süreç. Yani bunu hani geç kalınmış mıdır? Evet ama sonuçta önümüzde uzun bir süreç var. Öncelikle bizim bu sistemi anlatmamız gerekiyor. İnsanlara ulaşmamız gerekiyor. Bakın OKS'de, gerçi bizim konumuz OKS'de değil ama biz, OKS'deki bireysel emeklilik otomatik katılımda biliyorsunuz faizli ve faizsiz enstrümanları ayrı ayrı sunma mecburiyeti getirdi. Hı-hı. Ve insanların %60'ı faizsiz enstrüman tercih etti. Dolayısıyla biz tüketicinin önüne tercih edilebilir halde geldiğimizde tüketicinin bizi tercih etme eğilimi var zaten. Ama tabii bu bir süreç, yani biz buna yeni başlamış olduk ama önümüzde çok uzun bir yol var. Devam edeceğiz. Yani. Peki dünyada bizde uygulanmıyor herhalde katılım sigortacı da faizsiz. Hangi ülkelerde var? Yani genelde mesela Avrupa ülkelerinde var mıdır? Mesela Lüksemburg'da var. İngiltere'de var. Yani gelişmiş ülkelerin bazılarında var. Ama mesela en büyük İslami sigortacılık pazarı neresidir diye sorarsanız Malezya. Yani Malezya'da bu iş oldukça devlet tarafından da düzenlenen, denetlenen bir şekilde yürümüş ve %30-35 civarında bir piyasa payına ulaşmış durumda. Mesela şey var, tabii Suudi Arabistan ve İran var aslında ama Suudi Arabistan ve İran var olan sistemi zaten tamamını İslami olarak kabul ediyor, bankacılığı da sigortacılığı da. Dolayısıyla hani konvansiyonel ve İslami şekilde bir karşılaşma şansı orada yok. Bu Malezya'da var. Malezya'da konvansiyonel sistemde var. İşte uygulanan katılım sigortacılığı da var. Ve Malezya'da oldukça gelişmiş bir durumda. Literatür olarak da, şirket sayısı olarak da. Onun dışında Orta Doğu ülkelerinde ve işte genelde Müslüman nüfusun ağırlıklı olduğu Asya ülkelerinde yaygın. Avrupa ülkelerinde de bazı ülkelerde uygulanıyor. İşte bazılarında pencere usulü uygulanıyor mesela. Siz az evvel bizdeki olduğu gibi. Bazılarında normal direkt sigorta şirketi olarak uygulanıyor. Peki beklentiniz ne? Onu merak ediyorum bu katılım sigortacına. Şimdi hani 200 küsür milyonluk bir üretim, işte 229 bin işte 900 bine yakın bir şey teminat. Bir, yani 2 aylık süre. Evet, iyi diyoruz. Beklentiniz ne? Türkiye'de bu bizim stratejik planımıza göre, şöyle söyleyelim. Bizim stratejik planımıza göre aslında biz biraz katılım bankacılığının gidişatını takip ediyoruz. Şimdi katılım bankacılığı %5 civarında. Finans sektörü. Demek ki bizim mı? Zaten katılım sigortacıları olarak %5'lik bir piyasa payına ulaşmamız mümkün. Yani çok kolay bir şey. Bu finansal tarafta bu varsa sigortacılık tarafta da olabileceğini gösteriyor. Ama
hani bunu nereye kadar geliştirebileceğimiz tabii bizimle ilgili bir durum. Yani böyle bir piyasa oluşması lazım. Kamuyla da ilgili tabii. Tabii hem kamuyla ilgili şöyle. Yani. Şimdi şu an işte diyoruz ya 4 şirket var mesela. İkisi havuz, ikisi normal uygulama. Şimdi bu tabii bu sayının artması lazım. İşte devletin aslında kurmayı düşündüğü bir katılım sigorta şirketleri olduğunu duyuyoruz. Mesela bu önemli bir şu an mevcuttakinde devlet şirketi var mı? Bir şirkette var. Evet. Peki. Bir devlet sigorta şirketinin katılım havuzu var. Ama bizim duyduğumuz normalde sırf katılım çalışacak bir hayat, bir hayat dışı sigorta şirketi kurma hazırlıkları olduğunu duyuyoruz. Hı. Ve bu çok memnuniyet verici. Yani şirket sayısı artacak, bir piyasa oluşacak, bir rekabet oluşacak ki bu iş gelişsin. Yani biz tam şu anda da zaten biz konvansiyonel şirketlerle rekabet ediyoruz. Hani etmiyor değiliz, bize has özel bir pazarımız var diyemeyiz zaten henüz. Ama gene de yani ortalık yani en az bir 5-6 tane şirket olacak ki bu şekilde bunlar hem ürün geliştirsinler hem kendi aralarında bir rekabet olsun ve gelişim sağlansın. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim yani bizim önümüzdeki 5 yıl içerisinde bütün katılım sektörü için beklediğimiz piyasa payı %5'e kadar. %5 yıl içerisinde ama sonrası biraz aslında Türkiye'deki faizsiz finansın nereye kadar gideceğiyle alakalı. Peki evet. Son soru, süremiz bitti ama onu da sorayım. Katılım sigortacılığıyla uğraşan sizler sadece faizi duyarlı kesim benden sigorta yaptırabilir, diğer kesim yaptıramaz gibi bir şey yok değil mi? Hayır, yani canım, algı asla, veya da bir böyle bir asla, işleminiz bakın, böyle değil. Tabii şöyle, zaten biz o yüzden bakın biz halkımızın tamamını hedefliyoruz. Çünkü sonuçta biz konvansiyonel şirketlerle aynı hizmeti veriyoruz. Sonuçta bize prim ödeniyor ve hasar alınıyor. Hiçbir fark yok. Hani bu halkımızın içerisinde bizim primleri ne şekilde değerlendirdiğimizle ilgilenen insanlar varsa onlar zaten hani bizi daha çok tercih eden kesim oluyor. Ama bizi herkes bizimle çalışabilir ki biz zaten özellikle de bu işin ismini koyarken özellikle işte faizsiz ya da İslami sigortacılık şeklinde koyarak böyle hani bir olumsuz tanımlama yapmak istemedik. Hani sonuçta biz ayrı bir sigortacılık literatürü oluşturmaya gayret ediyoruz. Katılım sigortacılığı. Bu normal sigortacılığa çok benzeyen ama iş prensipleri farklı. İşte bakiye iadesi diye bir özelliği olan ve kendi içerisinde dinamikleri olan bir sigorta sistemi. Şimdi bu sonuçta insanlarımızın tamamını hedefliyoruz. Hiç öyle sadece işte muhafazakar insanları hedefliyoruz diye bir şey yok. Olamaz da zaten. Ve bütün ülkemize, bütün vatandaşlarımıza hizmet verme arzusundayız. Çok teşekkür ediyorum Özgür Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Ederim, sağ olun. 2 aylık bir daha yeni gelişim. Önümüzdeki aylar geçecek. Bir göreceğiz. Ona göre hep birlikte değerlendireceğiz. Tabii, tekrardan sizle çağıracağız. Tekrar sizle burada değerlendirme isteyeceğiz. Teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.